14 Nisan 1566 tarihinde Piyalepaşa tarafından fethediliyor. Sakız 1864'teki Vilayetler Kanunu'ndan sonra Cezayir-i Bahrisefit eyaletinin de 1880 ve 1887 yılları arasında da vilayet merkezliğini yapıyor. Adı 19. yüzyılda ben 19. yüzyıldaki imar faaliyetleri hakkında da biraz değerlendirmede bulunacağım. Sadece buradaki 3 Selahattin Camisi'ni sizlere anlatırken diğer yapıları da göz önünde bulunduracağım. Diğer imar faaliyetlerini. Ada hem 3 Nisan 1881'de ve 1849 ve 1963 yıllarında 2 yangın ve 1 deprem geçiriyor. Sakız'a bugün Çeşme'den yaklaşık 40 dakika süren bir feribot yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adanın merkezi oldukça düz bir hakim bir alan üzerinde kurulmuş bir kale ve Osmanlı döneminde inşa edilen çok sayıda eserler yer alıyor. Anlatacağım ilk eser 1847'de başlanıp 1849'da tamamlanmış. 1850'de de Sultan Abdülmecid'in Osmanlı sınırları içerisinde yapmış olduğu üçüncü önemli seyahatte ziyaret ettiği ve açılışını yaptığı kendi adını taşıyan Mecidiye Camisi. Bu caminin bulunduğu alan Osmanlı döneminde Kılıç Meydanı olarak adlandırılıyor. Günümüzde ise Vunaki olarak adlandırılan önemli bir kamusal alan. Askerler burada kılıç kuşanıyor. Gene hocamızın bahsettiği gibi Namık Kemal'in mektuplarında da Tarih Kurumu'ndan yayınlanan burada mutasarrıflığı var. Kendisinde bu meydanla ilgili gene mektuplarında önemli bilgiler var. Hemen Kılıç Meydanı'na hakim bir noktada, Kuzey Cephesi Kılıç Meydanı'na bakan bir noktada inşa ettiriliyor. Bu yapının mimarı belli. Türk mühendis Osman Tevfik Efendi tarafından yaptırılıyor bütün projeleri. Sakız Kaymakamı Mahmut Vali Efendi tarafından yapımına onay verilmiş. Daha sonra Mehmet Sucudi Efendi Kaymakam onun döneminde açılışı 1850 tarihinde yapılıyor. Cami, Muvakkithane yani Vakit Ayarlama Enstitüsü, Çeşme ve merkezi. Bir de 11 tane vakıf dükkanından oluşan önemli bir cami ve külliye. Bugün gene Sakız'ın da limandan hemen inince oldukça merkezi bir konumda yer alıyor. Bugün Venizelos Caddesi olarak adlandırılan nokta. Vakıf kayıtlarında da gene 11 adet dükkan. Bugün caminin etrafında çeşitli işlevlerle ayakta durmaya devam ediyorlar. Cami 2005 ve 2012 yılları arasında Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından önemli bir restorasyon geçirdi. Günümüzde Bizans Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. Yapımın caminin inşaatında 206.127 kuruş harcanmış. Muvakkithanesi. Gene buradaki saat 2800 kuruşa döneminde alınmış. Sahaf Sivri Hisarlı Hüseyin Efendi'den cami 2 tane gene Kur'an-ı Kerim alınmış. Ve burada görevli 5 kişi var. Muvakkitle beraber, diğer cami personeliyle beraber 5 kişi görev yapıyor açılışta. Caminin avlusu, çeşmesi, güneş saati. Cami 1849'da tamamlanınca caminin yapımının teftişi için İstanbul'dan Reşit Efendi görevlendiriliyor. Bu da 18 Eylül 1849 ve 14 Mart 1850 tarihleri arasında burada camiyi inceliyor. İşte caminin dışının sıvasının yeşil olduğunu, beyaza boyanması gerektiğini ve bazı su yollarının tekrar yeniden yapılmasını istiyor. Bunun istediği istekleri doğrultusunda da bu şeyler gideriliyor. Onlar için yapılan harcama da 5812 kuruş. Yapı biraz önce de söylediğim gibi günümüzde Bizans Müzesi olarak faaliyet gösteriyor. Bu turalar ve kitabesi de halen korunuyor. Onlar da gene İstanbul'dan getiriliyor gemiyle. Caminin son cemaat yerinde kapı üzerinde inşa kitabesi yer alıyor. 1850 tarihli. Son cemaat yerinde Sakız'ın Delacroix tarafından yaptırılmış Sakız katliamı tablosu yer alıyor. Son cemaat yeri içerisinde Sakız'daki Rumlara yapılan katliamı gösteren
Yunanlıların Avrupa'daki işte haykırışları ve yansımalarını adeta yani Avrupa resim sanatındaki önemli örneklerinden biri. Caminin restorasyona başlanmadan önceki iç görünüşü, mihrap ve minberi, 1980'li yıllara ait bir fotoğraf. Şu anda Bizans Müzesi ama çeşitli dönemlerde ikonalar ve Bizans kültürüne ait çeşitli objelere ait sergi salonu olarak da kullanılıyor. Mihrap ve minber halen muhafaza edilmiş. Ayrıca restorasyon öncesinde caminin bahçesinde muhafaza edilen hem Osmanlı dönemine ait bazı kitabeler, mezar taşları ve Yahudilere ait gene kitabeler ve bazı mezar taşları yer alıyor. Bunlar restorasyonlara ait fotoğraflar. İşte caminin zemini, Yunanların yaptığı restorasyon, kubbesi değişmesi, zemin çalışması, gene kubbe detayları, fotoğraflar. Biraz önce söylediğim gibi 1881'de Sakız önemli bir deprem geçiriyor. 3 Nisan 1881'de. Namık Kemal de bu sırada Sakız'da mutasarrıf ve kendisi uzun süre bu Kılıç Meydanı'ndaki işte barakalarda kaldığını, korkudan orada uzun süre konakladığını ifade ediyor. Bu 1881 depreminin şehirdeki yansımalarını gösteren oldukça şiddetli bir deprem. Sakız'da da bizdeki vakıf defterlerinde, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bu yapılarla ilgili bilgiler olmakla birlikte Sakız'daki Kore Kütüphanesi'nde de 19. yüzyıla ait çok sayıda görsel malzeme bulunmakta. Şimdi diğer iki binayı anlatmadan önce diğer iki Selahattin Camisi ise 1891 tarihli Sultan Hamit döneminde Hamidiye ve Osmaniye adlarını taşıyor. Şimdi anlattığım Mecidiye Camisi bu Kılıç Meydanı'na bakan alan üzerinde kuruluyor. Daha sonra biraz önce de söylediğim gibi 1880 ve 87 yılları arasında Sakız Cezayir-i Bahri Sefet'in vilayet merkezi. Buraya 1886 yılında büyük bir hükümet konağı inşa ediliyor bu meydana. Hapishane, mahkeme binası. İlginç olan şu İttihat binası var. İttihat ve Terakki binası. Bunun açılış fotoğrafı var. Karşıda gene 1901 tarihli Hamidiye Çeşmesi. Kışla ve büyük kışla ve küçük kışla olmak üzere burası adeta böyle kamusal bir alan olarak inşa ediliyor. 1880'den itibaren bu hükümet konağı 1946 yılında bir yangın neticesinde ortadan kalkmış. 1901 tarihli gene Hamidiye Çeşmesi açılış fotoğrafı. Çeşme bugün hala ayakta. Kitabesi de korunuyor. Gene bu meydan Kılıç Meydanı. Burada görülen İttihat binası. Gene aynı meydan Osmanlı döneminde. Burada gene binayı görüyoruz, camiyi görüyoruz. Bugün aynı meydanın görüntüsü, biraz önce bahsettiğim hükümet konağı, adliye dairesi, mahkeme binası, İttihat ve Terakki binası olmak üzere 4 bina 1946 tarihinde yıkılmış. Bu İttihat binasının açılışı. Bunlar da hükümet konağı, adliye dairesi ve mahkeme binalarının görünüşleri. Ve limanda bu dönemde başka yapılan binalar da var. Bu Sakız Mutasarrıflık Binası, Namık Kemal'in de görev yaptığı bina. Bugün ayakta değil. Bunun haricinde gene Sultan Abdülmecit'in adayı ziyaretinde kaldığı Kaymakam Sucudi Efendi'nin evi. Bu da koruma altında ama oldukça kötü durumda. Bir diğer yapı Büyük Kışla. Yan kısımları... Büyük bir kısmı yıkılmış ama askerlerin kaldığı kısımlar duruyor. Önceki hali. Bu küçük kışla gene meydana bakan alanda yer alıyor. Bugün burası valilik binası olarak hizmet gösteriyor. Bir diğer yapı, gene bunlar 1890'a kadar inşa edilen adadaki önemli 19. yüzyıl kamu binaları. Askeri hastane, bugün Sakız'daki Ege Üniversitesi Rektörlük Binası olarak kullanılıyor. Askeri hastane hala ayakta. Bir diğer önemli yapı, gene Abdülhamit döneminde Rumlar için yapılan hastane. Bugün halen ayakta. Çocuk esirgeme kurumu olarak kullanılıyor. Ve limandaki pek çok bina, liman dairesi, gümrük dairesi gibi binalar da gene 1890 tarihine kadar inşa edilen diğer önemli kamu yapıları, karantina binası. Bugün hala ayakta. Diğer iki camimize geldiğimiz zaman bunlardan birincisi Hamidiye Camisi. Kale içerisinde 1566'da adanın fethinden sonra zaten Türklerin ikamet ettiği en önemli alan kale içi. Ve burada bir de Yarıdı Mahallesi var. Türk tam tipik bir
Türk mahalle dokusu içerisinde yer alıyor. Caminin görünüşü bu şekilde. 1901 tarihinde inşa edilmiş. Girişi son cemaat yeri. İzlerden de anlaşılacağı üzere 1912 ve 1924'teki mübadele sonrasında yıkılarak ortadan kaldırılmış durumda. 1924'ten itibaren tamamen ibadete kapalı. Mahalle arasında yer alıyor. Kitabesi. Osmanlı Devlet Arşivlerinde de kitabenin hem metni hem de çizimleri de yer alıyor Başbakanlık Osmanlı Arşivinde. Yapı oldukça bakımsız bir durumda. Yapı evet, içine girilemediği için bu dıştan aldığım ölçülerle hazırlanmış planı. Yapı çeşitli amaçlar için kullanılmış. Bunlar dış fotoğrafları. Karşısında son camide görev yapan imamın görev yaptığı imam evi ve caminin içi. Ben 2007'den beri bu camiyi çeşitli vesileler dolayısıyla ziyaret ediyorum. İşte bazen meyve ve sebze kasa ve sandıklar yer alıyor. Bazen elektrik aletlerinin tamir atölyesi gibi adeta kullanılıyor. Caminin iç görünüşü, mihrabı. Bu da arşivde yer alan gene caminin mihrap çizimi. Mihrap üzerinde de külleme dahale aleyhe zekeriyal mihrap yazarak mihraba doğru yöneliniz yazısı yer almış. Bunlar arşivden çizimleri. Kadınlar mahfilinin kısmı, zemin döşemesi, ahşap döşemesi. İkinci önemli yapımız aynı tarihli 1891 tarihinde yapılan Osmaniye Camisi. Bu ise tamamen Türklerin yaşadığı kale içindeki dokudan farklı olarak Frank Mahallesi'nde yapılmış. Bugün Franco Mahalle olarak adlandırılan kısımda yer alıyor. Biraz önce gösterdiğim Hamidiye Camisi ile aynı özellikleri gösteren ama Hamidiye Camisi'ne göre daha bakımlı olan ikinci önemli eser. Burası da uzun yıllar atıl vaziyette kalmış. Plan itibariyle baktığınız zaman diye aynı biraz önce gösterdiğim Hamidiye Camisi gibi giriş mekanının gene ortadan kaldırıldığı görülüyor. Burası ise 4. Bizans dairesinin kazılarda elde ettiği bazı önemli objelerin sergilendiği alan olarak kullanılıyor. Bu da gene mahalle arasında inşa edilmiş 19. yüzyılda Sakız'da inşa edilen 3. önemli Selahattin Camisi. Evet, kitabesi. Kitabesinin metni. Her iki kitabeyi de şair Fevzi Efendi yazmış. Bunlar da devlet arşivlerinden mihrap ve kitabe çizimleri. Detayları. Evet, Osmaniye Camisi olarak da levhası var. Şunu da ifade etmek isterim. Yunanistan 1831'den sonra özellikle Anakara'da inşa edilen Osmanlı eserlerini kayıt altına almıyor. Çünkü bağımsızlık tarihi olarak bu tarih esas alındığından dolayı halbuki adalar hepimizin bildiği üzere 1912'de Yunan hakimiyetine giriyor. Girmekle birlikte bazı 19. yüzyılda bu eserler başta olmak üzere pek çok eserin kaydı yok. Fakat bu iki Selahattin Camisi, Mecidiye Camisi'ne başta olmak üzere üç Selahattin Camisi'nin Yunan Kültür Bakanlığı'nda eski eser olarak kayıtları ve tescilleri de bulunmakta. Mecidiye Camisi'ni gösterdim. Oldukça esaslı bir uzun süren bir onarım geçirdi. Hamidiye Camisi için de bir restorasyon çalışması yapılmasını düşündüğünü yetkililer ifade ediyorlar ama oldukça bakımsız durumda. Osmaniye Camisi'nde de minaresi halen ayakta ve beden duvarı üzerinden yükselmiş oldukça güdük bir minaresi var. Avlusu. Hocam, yavaş yavaş. Kapatıp bitiriyorum hocam. Ve Sakız'ı biz 1912'de kaybediyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli kartpostallar var. Bu Yunan askerlerinin Türk askerleri hakkında işte bilgi toplamalarını iddia eden yine Kore Kütüphanesi'nden bir kartpostal. Türk askerlerin adada nerede bulunduklarını bilgisini aldığını yazılı bir kartpostal. Bu da Sakız'daki Türk askerlerinin adadan ayrılışı ve hükümet konağı önünde yapılan 1912 yılında yapılan kutlamalar adanın Yunan hakimiyetine geçişiyle birlikte. Teşekkür ediyorum. Neval Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Son olarak ise
Profesör Doktor Ali Efkan Eftali Özgürt'ün şeyin bildirisi olacak. 18. yüzyılda Osmanlı Kıbrıs'ında toplum arası ilişkiler konulu bildirisini sunacaklardır. Hocam sizin de süreniz 15 dakika. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli dinleyiciler, ben konuşmamı öne almak zorunda kaldım. Hepinizden özür dilerim. Vaktinde konuşmadığım için öncelikle. Benden önce konuşan arkadaşlar Mehmet Hocam dışında Sakız'dan ve Rodos'tan bahsettiler. Ben de biraz Kıbrıs'tan bahsedeyim. Kıbrıs Adası Osmanlı İdaresi'ne girdikten sonra yaklaşık, tabii ki bu tartışma konusu belki ama benim görüşüme göre 308 yıl, çünkü ben 1570'ten kabul ediyorum. Çünkü eyalet olarak Lefkoşa Beylerbeyliği 1570'te kuruluyor. Her ne kadar fetih tamamlanmamış olsa bile eyalet kurulduğuna göre, Beylerbeyliği kurulduğuna göre teşkilat tamam demektir ve başlatabiliriz. 1570'ten 1878'e kadar adada Türk varlığını idare olarak hissedebiliriz. Benim kesitimde ise 18. yüzyılda adadaki toplumlar arası ilişkiler. Toplum dediğimizde kimleri kastediyoruz? Öncelikle bu ve Kıbrıs toplumunda kimler var? Osmanlı idaresinde kimler yaşıyor bu arada? Birinci olarak Müslümanlardan, yani Türklerden bahsediyoruz. Osmanlı Devleti'nin atalarımızı, Kıbrıs Türklerin atalarını Anadolu'dan getirerek adayı şenlendirme yöntemiyle şenlendirdiğini bildiğimiz için.